Asya, Orta Emekli Kurmay Yarbay, araştırmacı yazar Talat Turhan, 93 yaşında hayatını kaybetti. askerlik stajı yapıyorduk. 27 Mayıs devriminde önemli rol üstlenen Turhan, 12 Mart 1972'de Amerikancı Gladio yapılanması tarafından hedef alındı. Yani Dönemin en önemli davalarından bomba davasının bir numaralı sanığı olan Turhan, İlhan Selçuk, Doğan Avcıoğlu ve Celil Gürkan'la birlikte Ziverbey Köşkü'nde işkencelere maruz kaldı. Yani 100 kere asacak kadar su çıktı. Bunların hiçbirinde madde değil. Ardından tutuklanarak Selimiye cezaevine gönderilen Talat Turhan, 2 yılın ardından davanın temiz edilmesiyle cezaevinden çıktı. Hayatının 2,5 yılını hapiste, 17 yılını ise askeri yargılama altında çeşitli baskı, tehdit, tertip ve işkenceler içinde geçti. Turhan, bu dönemdeki baskılara rağmen devrimci duruşundan vazgeçmedi. Dönemdeki 1964 yılında 40 yaşında emekli edildi. Sivil hayatında da Amerikancı Gladio ile mücadele etti. Bu konuda çok sayıda makale ve kitap yazdı. Eller zincirli, ayaklar zincirli. Talat Turhan, aydınları hedef alan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına karşı da ilk ses çıkaranlar arasında yer alıyordu. Ama biz Atatürk çocuğuyuz. Öyle. Biz boyun eğmeyiz. Yaşamı boyunca onun üzerinde kitaba imza atan Talat Turhan, son olarak 15 Temmuz'un ardından Sarmaşık FETÖ'nün Dolarları isimli bir kitap yazmıştı. Turhan'ın cenazesi yarın Üsküdar Kuzguncuk Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.